2004-2005 yıllarındaydı. Porto Alegre şehrinde küreselliğe karşı olanların yaptığı toplantılar olurdu. O toplantıların en sonunda, takip ettiğim o toplantıların en sonunda şu tartışılmıştı. Bir şeyi daha engelleyeceksiniz, onun için anlatıyorum. Küresel köleler, küresel efendiler, küreselleşmenin sonuçlarındaki çıktılar. Ulusal efendiler, ulusal köleler. Bu sadece para da değil, bakıyorsunuz fırsat eşitliğiyle de alakalı, eğitim. Fırsat eşitliğini sağlayan bir başka şey de eğitim. Şu sıraya, yani her birinize ben de dahil baktığım zaman o fırsat eşitliği, Yaşar Okuyan'ı da görüyorum sevgili abimi. Her birimiz o eğitimin bize sağladığı fırsat eşitliğinin sonuçlarıyız. Siz bir öğretmenin kızısınız değil mi? Ben de bir ortaokul mezunu, bir devlet memurunun kızıyım. Sizin babanızı bilmiyorum, muhtemelen aynıdır. Bilge Hoca var, Bilge Yılmaz. Babası öğretmen, annesi öğretmen. Dünyanın en iyi finansçılarından olmuş. Hep devlet okullarında okuma. Ben de aynı, sizler de aynı. Sayın Kılıçdaroğlu, değerli genel başkanım da aynı benim gibi bir babanın çocuğu. Şimdi o beğenmedikleri cumhuriyetin bize bahşettiği fırsat eşitliğinden bahsediyorum. Okullar kanalıyla, eğitimler, öğretmenler kanalıyla. Şimdi onun üzerine ben bir deney yaptırdım. Serde öğretmenlik var ya, aynı apartmanda, aynı gelir seviyesinde 3 çocuğa, ilkokul 4. sınıfta 3 çocuğa fen bilgisi öğretmeni, fen bilgisi dersinde pardon, kalbin çalışmasına dair bir ödev verilmesini sağladım. Öğrencinin birisi bunu internet üzerinden yaptı. 22 dakika sürdü. Geri kalan zamanını kendini yetiştirmeye, işte bu kreşi öyle düşünün, annelere yönelik bir düşünün. İşte ne bileyim ben, spor yapmaya, lisan öğrenmeye o zamanı kullandığını varsayın, müthiş bir gelişme. Evde ansiklopedi üzerinden o ödevi yaptılar. O 2,5 saat sürdü. Kalan zaman azaldı. Evde her ikisi de yok. Bilgisayar yok, internet yok ve ansiklopedi de yok. O çocuk da kütüphaneye gitti. Yarım günü gitti. 22 dakika, 2,5 saat, yarım gün. İşte ulusal köleler ve ulusal efendiler. Siz ulusal köleliğin önüne geçecek bir iş görüyorsunuz. Bunların sayısının artmasını diliyorum. Şimdi Kemal Bey ile birlikte bu sayıların artıp artmadığını da birlikte kontrol edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın hiçbirimizi. Bu çalışmalar, şimdi azıcık sinir bozayım son söz olarak, bu çalışmalar milletimizin bizlere, yani siyasi cenahta Millet İttifakı'na yönelik oluşturulmaya çalışılan ön yargıları yıkacak, o vatandaşa dokunan, söz değil, eylemle, tutumla, ah işte bu yapılıyor, böyleymiş bu insanlar, bu siyasi yapılar dedirten bu çalışmaların neticesinde de ben kalpten inanıyorum, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Saygılar sunuyorum.